Bir de plastik cerrahi ihtiyacı olduğunu duydum ve Yaşar Hoca ile irtibat kurdum. Yaşar Hoca'nın da isteği üzerine Eskişehir'de hem yardımcı doçentlik ve doçentliğe hazırlanmak için hem de burada güzel ameliyatlar yapabilmek için buraya atamamı istedim. Yaşar Hoca'nın da çabalarıyla buraya atamam gerçekleşti. Bu hastamız kelebek hastası. Kelebek hastalığı demek ciltleri çok hassas olan hasta demektir. Türkçe tabiriyle. Ancak tıpta da ismi epidermolis bullosa diye geçiyor. Bu hastaların ciltleri çok çabuk soyulduğu için vücutlarında çok sık yaralar gelişmekte. Bu hastamızın da ayağında yaklaşık olarak 25 çarpı 15 santimlik bir tümörü oluşmuştu. Bu tümörü için dolaşmadık hastaneye bırakmamışlardı. İzmir, Antalya, Ankara, Manisa, yani nereye başvurdularsa hiçbir doktor bu ameliyatı yapmaya cesaret edemedi. Çok büyük bir tümör. Müdahale edebilecek olan doktorların da tek önerisi ayağın kesilmesiydi. Ancak bize başvurduklarında, benimle irtibat kurduklarında ben ayağı kesmeden bu ameliyatı tedavi edebileceğimi söyledim. Daha önce de bu tür ameliyatlar yaptığım için bu hastalarda deneyimim olduğu için hastayı buraya davet ettik ve ameliyatını burada gerçekleştirdik. Bu zor bir ameliyat. Dediğim gibi 25 çarpı 15 santimlik bir tümör demek, yani neredeyse ayağın hemen hepsi demek. Ayağı kurtarmak için biz damarlarını ve kemiklerini koruyarak tümörü temizledik. Ancak ondan sonra bizim doku nakli yapmamız gerekiyordu. Hastanın cildi de çok hassas olduğu için kendi vücudunda yeterli dokusu yoktu. Bu yüzden anne ya da babasından almaya karar verdik. Babası gönüllü oldu ve biz öncelikle babasından parçaları aldık, cilt parçalarını. Ardından çocuğu ameliyata alıp tümörü temizledikten sonra da yarayı babadan aldığımız deriyle kapattık. Bu yaptığımız ameliyat Türkiye'de ve dünyada hemen hemen ilk ameliyatlardan biri. Eskişehir'de zaten hiç yapılmamış bir ameliyat. İlk olma sebebi babadan alıp çocuğa deriyi biz naklettik. Babadan aldığımız deriyle biz yarasını kapattık çünkü. Aynı zamanda Türkiye'de zaten bu ameliyatları yapan hiçbir doktor yok. Yapan bazı merkezler var ama onlarda da yani çok da bir başarı elde edemiyorlar. Çünkü bu bir ekip işi. Bu hastanede Yaşar Bey ve başhekimimiz Mustafa Bey'in çabalarıyla ameliyathanede çok güzel bir ekip oluşturduk ve bu ekip sayesinde biz bu hastaların ameliyatlarını güzel ve kısa bir şekilde, başarılı bir şekilde ayağı kurtararak yapabiliyoruz. Hastamızın durumu gayet iyi. Şu an hastamız yavaş da olsa yürüyebiliyor, ayağa kalkabiliyor. Yeme içmesinde herhangi bir problem yok. Haftaya pansumanını açacağız. Bir iki pansuman sonrasında da evine göndereceğiz. Sait kardeşimiz epidermolisis bullosa diye adlandırılan, tıpta nadir görülen hastalıklardan birisine sahip. Bu zeminde de gelişen bir tümör olgusu var. Birçok merkez dolaşıyor ancak bir işlem yapılmıyor. Plastik cerrahide Kadir hocamız yeni katıldı aramıza ama bir farkındalık oluşturdu. Eskişehir adına, hastanemiz adına onunla görüşüyorlar ve sonrasında oradaki doku, tümörlü doku alınıyor. Yerine de babasından nakledilen deri graftiyle orası kapatılıyor. Nadir görülen bir hastalık. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. O anlamda seviniyoruz. İnşallah kısa sürede şifa bulacağını ümit ediyoruz. Hastanemiz bu anlamda Eskişehir'in en büyük kamu hastanesi. Kadir Hoca, yine az önce dediğim gibi Kadir hocamızın da aramıza katılmasıyla plastik cerrahi anlamında nadir görülen hastalıklar dahil olmak üzere her türlü estetik, el cerrahisi gerektiren, mikro cerrahi gerektiren ameliyatlar olmak üzere bu tip deri hastalıklarında da her türlü işlemi yapmaktayız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Epidermolis bullosa hastasıyım doğuştan. Halk arasında kelebek hastalığı diye geçiyor. Yani bütün cildimde dokunsanız kelebek hastalığı olduğu gibi dokunduğunuz yerde bir sürtünmede anında yara açılıyor vücudumda. Bu çok nadir görülen belki çok sayılı bir hastalık Türkiye'de ya da dünyada. Ayağımda da bu hastalığın üstüne bir tümör gelişmişti. Gittiğimiz tüm doktorlar, hastaneler, gittiğimiz hastanelerde bayağı bir ünlü, bilinen, tanıdık hastaneler İzmir'de. Kime gittiysem hepsi olumsuz konuştu. Yapamayız, edemeyiz, bakamayız, hiçbir şekilde buna müdahale edemeyiz dediler.
Ben de bundan dolayı ümidimi kesmiştim. Çünkü gittiğim tüm doktorlar aynı şeyi söylüyordu. Yani yapamayacaklarını söylediler. Bu hastalığı da bilmiyorlardı. Sağ olsun burada Abdülkadir hocamı bulduk. Ablam da epidermolis hastası kendisi. O da çok araştırıyor. Bu hastalarda bu hocamızı daha önce ameliyat ettiğini biliyordu. Bu hastalıklarda. Bu hocamızla o vesileyle tanıştık, konuştuk. Kendisi bizimle çok ilgilendi. Bizi davet etti Eskişehir Hastanesi'ne. Biz de en kısa zamanda buraya geldik. Ben tüm ümidimi kaybetmişken bu hoca bana tekrardan bir ümit verdi. Ayağımın kesilmesini diğer tüm doktorlar aksine ayağım kesilmesi gerekiyordu. Söyledi söylemişlerdi ama bu hocamız bu ayağımı kurtarabileceğini, tümörü temizleyebileceğini söyledi. Ben gayet de şu an umudum yerinde, ameliyat başarılı bir şekilde geçti. Yani şu anda çok mutluyum. Hem ayağımı hocamız kurtardı hem de şu anda eskisine göre çok daha iyiyim. Ve şu anda normalde atamıyordum tümörden dolayı ama şu anda pansumandan sonra büyük bir ihtimalle haftaya iyileştiğinde yürümeye başlayacağım. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, doktorumuza, başhekimimize, tüm doktorlarımıza buradan çok teşekkürler. Hani şu ana kadar görmediğim ilgi ve hassasiyeti bu hocamızda gördüm. O yüzden şu an çok mutluyum. Buradan böyle almış mesela şuradan. Ha, şurama kadar uzanıyor yani. Şurama kadar uzanıyor. Ama çok şükür herhangi bir acım falan yok şu anda. Hamdolsun iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Çok çok iyiyim. Sayın bacağınızdan parçayı aldık. Kolunuza naklettik. Evet hocam. Durumunuz gayet iyi görünüyor. Çok şükür hocam. Çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Valla kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi. Senin ayağındaki tümörü de biz temizledik. Babandan aldığımız dokuyu oraya naklettik. Bugün ilk pansumanımızı yaptık. Yaran gayet güzel. Çok sağ olun hocam. Geçmiş olsun.